Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bir noktadaki türevlenebilirliği, evet, türevlenebilirliği inceleyeceğiz. Türevlenebilirlik sadece fonksiyonun bir noktada tanımlı bir türevi var mı anlamına geliyor. Öyleyse önce türevin ne demek olduğunu şöyle bir hatırlayalım. Bunu yazmanın aslında birçok yolu var ama bu videodaki inceleyeceğimiz konu için şu şekilde yazalım. Fonksiyonun C noktasındaki türevi f üssü şeklinde olan gösterimimiz ki Lagrange notasyonu fonksiyonun c noktasındaki türevi eşittir. Limit x c'ye yaklaşırken f x eksi f c bölü x eksi c. Bu formülü daha önce görmüştük ama ilk defa görüldüğü zaman biraz garip duruyor. Ama bu aslında bize sadece eğimi veriyor. Yukarıdaki fonksiyonun değerindeki değişim ya da bunu y'deki değişim olarak da düşünebilirsiniz. Eğer y eşittir fx ise... Ee, o zaman burası da x'deki değişime denk geliyor ve sadece x, c'ye çok yaklaştığı zaman ya da x'deki değişim sıfıra yaklaştığı zamanki eğimi bulmamıza yarıyor. Bunu başka videolarda zaten konuşmuştuk. Şimdi bu videoda birkaç varsayımda bulunmamız gerekiyor ama bunların kanıtını şimdi yapmayacağım. Başka bir videoda bunun kanıtına daha çok yöneleceğiz. O yüzden bu varsayımları şimdilik olduğu gibi kabul edelim, Tamam mı? İlk yapacağımız varsayım şöyle olacak eğer f x eşittir c'de türevlenebilir ise, evet türevlenebilir ise o zaman f x eşittir c'de süreklidir. Yani eğer türevlenebilir olduğunu biliyorsak, eğer bu limiti bulabilirsek, x eşittir c'deki türevi bulabilirsek o zaman fonksiyonumuz x eşittir c'de sürekli olur. Bu varsayım tam tersi olduğu zamanlarda doğru olmayabilir. Hatta bunun böyle olmadığını göreceğimiz bir duruma da bakacağız. Eğer bir noktada sürekli ise kesin olarak türevlenebilir diyemiyoruz. Bu yazdığımı bir de şu şekilde yorumlayabiliriz. Eğer sürekli değilsek o zaman kesinlikle türevlenebilir olmuyoruz. Eğer f x eşittir c'de sürekli değilse o zaman f x eşittir c'de türevlenemez. Öyleyse size bir kat sürekli olmayan fonksiyon örneği vereyim ve bakalım limitini bulabiliyor muyuz. İlk örneğimiz bir süreksizlik örneği. Evet, fonksiyonumuz c noktasında tanımlı değeri de bu noktaya eşit ama. Gördüğünüz üzere x c'den büyük olmaya başladığı zaman bir anda aşağıya iniyor ve yine sağa doğru gidiyor. Bu noktadaki limiti bulmaya çalıştığımız zaman ne buluruz? Unutmayın buradaki türev tanımımız sadece soyut bir x değeri ile c değeri arasındaki eğimi veriyor. Diyelim ki x burada bir yerde olsun o zaman burası da x virgül fx noktası olur. Burası da da C virgül FC noktası olur. Evet C virgül FC noktası. Buradaki soldan limite baktığımız zaman aslında şunu diyoruz. İlk önce bu çizginin eğimini bulalım. Ardından biraz daha yaklaşalım. X'i biraz daha C'ye doğru yaklaştıralım ve bu sefer bu çizginin eğimini bulalım. Sonra biraz daha yaklaştıralım ve buradaki eğimi bulalım. Bu durumların hepsinde eğim sıfır olur. Yani bu noktaya soldan yaklaşırken bulduğumuz limit veya türev sıfıra yaklaşıyormuş. Peki o zaman bir de x'leri sağ tarafa taşıyalım. Bu sefer x'ler c'nin solunda değil de sağ tarafında olsun. Buradaki x virgül fx noktası için eğimimiz fx eksi fc bölü x eksi c. Öyle değil mi? Evet bunu yaparsak eğimi bulmuş oluruz. x'i biraz daha yaklaştıralım. Mesela şurada olsun. O zaman bu çizginin eğimine bakmamız gerekir. Biraz daha yaklaşırsak o zaman bu çizgi bize eğimi verir. x eşittir c'ye sürekli yaklaştıkça eğimimizin eksi sonsuza doğru gittiğini görebiliyoruz öyle değil mi ve daha önemli olarak sağdan yaklaştığımızda soldan yaklaşmamıza göre daha farklı bir değere ulaşıyoruz dolayısıyla bu durumda yukarıdaki limit değeri var olmuyor. Öyleyse bunun türevlenemez olduğunu söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum, bu bir kanıt değil burada sadece. Sürekli olmayan bir şeyin en azından bu durumda açıkça türevlenemez olduğunu görmenizi istiyorum ki sezgileriniz güçlensin. Şimdi başka bir durumu daha inceleyelim. Böyle bir duruma genellikle nokta süreksizliği adı verilir. Aynı şekilde yine yine soldan yaklaştığımızı düşünelim. Burası x Burası da x virgül f x noktası. Burada ilginç olan şey şu. Bu ifade x virgül f noktasını c virgül f noktasıyla birleştiren çizginin eğimini veriyor. Ama dikkat edin. c virgül f noktası aşağıdaki bu nokta daha yukarıdaki nokta değil çünkü burada bir süreksizlik söz konusu. Öyleyse yukarıdaki limit ifadesiyle bu çizginin eğimini buluyoruz. X, C'ye yaklaşmaya başladığı zaman bu sefer bu çizginin eğimini bulmuş oluyoruz. X, C'ye iyice yaklaştığı zaman bu çizginin eğimini buluyoruz. O zaman soldan yaklaştığımız vakit X, C'ye soldan yaklaştığı zaman bu ifade eksi sonsuza yaklaşıyor olacak. Benzer şekilde de sağdan yaklaşıyor olsaydık x'in c'den büyük olduğu bir yerden yaklaşmaya başlasaydık yani burası x virgül fx noktası Olsun, o zaman pozitif bir eğimimiz olurdu. Yaklaşmaya devam ettikçe de pozitifliği gittikçe artar ve en sonunda artı sonsuza yaklaşırdı. Ama her iki yolla da belirli bir değere yaklaşmıyor. Bir taraf artı sonsuza yaklaşırken diğer taraf eksi sonsuza yaklaşıyor. Dolayısıyla yukarıdaki limit ifadesinin herhangi bir değeri olmayacak. Tekrar söylüyorum. Burada çok matematiksel bir kanıt yapmıyoruz. Sadece limit değerine bakabileceğimiz süreksiz bir fonksiyonu inceliyoruz bu kadar. Aklınıza bir de f fonksiyonunun c'de tanımlı olmadığı durumlara da bakmak gelmiş olabilir. Bu tür durumlarda eğer f c'de tanımlı değilse kesinlikle sürekli olamaz. Eğer f c noktasında tanımlı değilse o zaman bu ifadenin bu kısmının bir anlamı olmaz. Yani türevlenemez. Öyleyse şimdi bir şey daha sorayım. Size süreksiz olduğumuz zaman türevlenemez olduğumuzu gösteren argümanlar verdim. Peki ama bir fonksiyon sürekli olduğu zaman kesinlikle türevlenebilir diyebilir miyiz? Görünen o ki bir sürü hatta sonsuz sayıda fonksiyon C noktasında sürekli olup türevlenemez olabiliyor. Şimdi mesela bu bir mutlak değer fonksiyonu olabilir. Öyle bir fonksiyon olmak zorunda değil elbette ama şimdilik y eşittir mutlak değer içinde x eksi c fonksiyonu olduğunu kabul edelim. Peki bu fonksiyon neden c noktasında türevlenebilir değil. Şimdi bu noktada neler olduğunu bir düşünelim aklımıza yukarıdaki limit ifadesi gelsin. Hatırlayın bu ifadenin tek yaptığı şey x virgül fx noktası ile c virgül fc noktası arasındaki eğimi bulmaktı. Diyelim ki x burada bir yerde olsun. Burası da x virgül fx noktası olur değil mi? x'in c'ye soldan yaklaştığı zamanki limit değerine bakacak olursak bu çizginin eğimine bakmış oluruz. x'i c'ye yaklaştırdığımız zaman bu sefer bu eğime bakmış oluruz ve aslında bir öncekiyle aynı eğim olur. Bu durumda eğim eksi 1 diyebiliriz. Dolayısıyla x c'ye soldan yaklaştığı zaman bu ifade eksi 1 değerini alır. Ama x, c'ye sağdan yaklaştığı zaman aynı ifadenin değeri 1 olur. İki noktayı birbirine bağlayan çizginin eğimi 1. Evet, iki noktayı birbirine bağlayan çizginin eğimi 1. Yani bu ifadenin limiti. x, c'ye soldan ve sağdan yaklaşırken iki farklı değer alıyor. Soldan eksi 1'e yaklaşıyor, sağdan yaklaştığı zaman ise 1 oluyor. Sürekli 1'e yaklaşıyor. Eğer bir noktaya soldan ve sağdan yaklaştığımız da iki farklı değer buluyorsak o zaman o noktada bir limit değeri olmaz. Dolayısıyla burada türevlenemez ve sezgisel olarak da türevi her zaman teğet doğrusunun eğimi olarak düşünüyorduk öyle değil mi? Ve buraya sonsuz sayıda teğet doğrusu çizebiliriz, değil mi? İsterseniz bu şekilde de düşünebilirsiniz. Belki bu çizgi teğet doğrusudur ya da teğet doğrusu bu şekilde olan bir çizgidir ve bu şekilde çizgi çizmeye devam edebiliyoruz. Bunlardan herhangi biri neden teğet doğrumuz olmasın ki öyle değil mi? Bu şekilde sonsuza kadar çizgi çizebiliriz. Öyleyse söylediklerimizi şöyle bir toparlamak gerekirse başka bir videoda size eğer f x eşittir c'de türevlenebilir ise o zaman f x eşittir c'de süreklidir varsayımının kanıtını göstereceğim. Bu varsayımı aynı zamanda eğer fonksiyon c'de sürekli değilse, o zaman burada türevlenemez diye de yorumlayabiliyoruz. Yaptığımız bu iki örnek umarım durumu canlı landırmanıza yardımcı olmuştur ama eğer bir fonksiyon sürekli ise her zaman türevlenebilir olduğunu da söyleyemiyoruz tabii ki. Bu mutlak değer fonksiyonu da C noktasında sürekli ama türevlenemez olduğu durum için bir örnek olarak aklınızda kalabilir.